Forex Haber Şef Editörü Neslihan Köroğlu bizlerle. Neslihan günaydın, hoş geldin yayınımıza. Merhabalar Perihan, iyi yayınlar. Şimdi S&P'nin anketini senden dinleyeceğim ama bir uyarı notuyla. Şöyle biliyorsun, her böyle Türkiye değerlendirmesi olduğunda Moody's'den, Fitch'ten, S&P'den saat 10'da bu yalan yanlış haberler başlıyor. 3 kademe indirildi, yok 5 kademe arttırıldı vesaire. Efendim lütfen bu haberlere itibar etmeyiniz. Buyurunuz Neslihan Köroğlu en doğru bilgiyi zaten not görünümü geldiği gibi paylaşıyor. Kendisini takip edebilirsiniz en doğru bilgiye ulaşmak için diye. O dipnotu paylaşayım çünkü bu yalan yanlış haberler devam ediyor ve akşam seansı da olduğu için hani orada da en son biliyorsun bir hareket gördük o yalan yanlış haberler sonrası. Bu hatırlatmayı yapma gereği duydum. Ne bekliyor yarın piyasa S&P'de? Bir not artış beklentisi var mı Neslihan? Evet Perihan, ben de Forex haberi takipte kalın diye başlayayım o zaman sözlerime en doğru ve güvenilir haberler için. Piyasada S&P Global'in Türkiye'nin kredi notunu artıracağına yönelik bir beklenti bulunuyor. Beklenti bir kademelik artım yönünde. Bu ay düzenlediğimiz Forex haber olarak düzenlediğimiz ankete 17 ekonomist katılım sağladı. Burada Uluslararası Kredi Derecelendirme Kuruluşu S&P Global'in Türkiye'nin kredi notunu bir kademe artırarak B artıdan BB eksiye çıkarılacağı görüşü ortaya çıktı, ortaya konuldu. Pozitif olan görünüm ise durağan olarak değiştirileceği öngörülüyor. Ankete katılan 17 ekonomistin 16'sının notun artırılacağını, birinin ise sabit bırakılacağını tahmin ettiğini belirtelim. Görünüm için tahmin veren 17 ekonomistten 15'i görünümün durağına çekileceğini tahmin etmiş. İkisi de pozitif görünümün korunacağı görüşünü dile getirmiş. S&P Global en son 1 Aralık 2023 tarihinde Türkiye'nin durağan olan görünümünü pozitife, 3 Mayıs 2024'te de B olan kredi notunu B artıya yükseltmişti. Bunu da hatırlatmış olalım Perihan. Peki az önce o zaman sevgili Mete Yüksel'in dediği gibi not artışı beklentisi var ama o da az önce dedi ki piyasa senin de söylediğin gibi bu arada görünümü durağan beklediği için o pozitif olursa işte o sürpriz olacak, doğru mu? Yani piyasa doğru, çünkü duran evet o pozitif olursa not artışı sürpriz olmayacak ama görünüm pozitif olursa işte o sürpriz olacak. Neslihan sadece S&P ile bitmiyor, önümüzdeki haftada enflasyon verisi var ve bana göre son aylardaki en önemli enflasyon verisi olacak. Çünkü bir önceki ay yüksek gelmişti, bu aya gözümüzü diktik ve senin de paylaştığın gibi birçok yabancı kurumda şöyle dedi: Ekim enflasyonunu gördükten sonra Merkez Bankası'nın ne zaman faiz indireceğini güncelleyeceğiz dedi. Dolayısıyla çok kritik bir önem arz ediyor. Peki ne bekliyor piyasa? Nasıl bir konsensüs oluştu enflasyon beklentisinde? Evet Perihan, geçen ayki kadar yüksek bir enflasyon olması da yine de bir artış beklentisi var piyasada. Ekim ayı için TÜFE tahmini %2.53 artışa işaret etti. Eğer aylık enflasyon 2.53 gelirse %48.1'lik bir yıllık enflasyon verisiyle karşı karşıya kalacağız. Bu arada ekonomistlerin de Eylül'deki olumsuz sürprizin ardından Ekim ayında yine eğilimlerin bir miktar düşmesini bekliyorlar. Ancak Merkez Bankası'nın altını çizdiği oranda bir gerileme görmenin zor olduğuna da işaret ediyorlar. Bu notu da iletmiş olalım. Forex haber olarak 18 ekonomist ile düzenledik bu ayki enflasyon anketimizi. Aylık bazda ekonomistlerin en yüksek ve en düşük tahminlerine baktığımızda burada %3 ve %2 rakamlarını görüyoruz. Yıllık bazda da bu %48.8 ve %47.3'e tekabül ediyor. Ağustos ayını hatırlatalım. TÜFE'de aylık 2.20'lik bir beklenti vardı ancak yukarı yönlü bir sürpriz yaptı. Aylık data %2.97 olarak gelmişti. Yıl sonu enflasyon tahminlerine bakalım ekonomistlerin. Burada %44.19 tahminini görüyoruz 2024 sonu için. En yüksek tahmin %48.50 oldu. En düşük tahmin de %44 olarak gerçekleşti. Bir önceki ankette %43 olmuştu beklenti. Bir miktar yıl sonu ilişkin görüşte de yükseliş olduğunu söyleyebiliriz. 12 ay sonrasına geldik. Burada da medyan beklenti %28.10 olarak gerçekleşti. Son 2 aydır ekonomistlere 2025 sonu tahminlerini de soruyoruz. Geçen ay 25'ti
median tahmin bu ay 25,50'ye yükseldi. Beklenti aralığı ise gelecek yıl için %30 ile %23 bandında oluştu. CER endeksini de soruyoruz. Burada da aylık 2,76'lık bir beklenti var. Her anket döneminde olduğu gibi merakla beklenen dolar-tl median tahminini de bir göz gezdirelim. 2024 sonu dolar-tl kuru tahmini 37'den geçen ayki 37'den 36'ya gerilemiş. 2025 yıl sonu tahmini de 44,58'den 44,50'ye inmiş Perihan. Forex Haber'den aktaracaklarımız şimdilik bu kadar. Size iyi yayınlar. Neslihan çok teşekkür ediyorum. Ağzına sağlık. Neslihan Köroğlu'nu ağırladık efendim.